Evet. Sayın Vekilim günaydın. Günaydın sevgili Müge Hanım, günaydın. Hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk, hoş bulduk. Efendim size ve orada bulunan katılımcılara saygı ve sevgilerimi sunuyorum. Teşekkür ederiz. Uzun bir dönemdir yapmış olduğunuz Müge Anlı ile Tatlı Ses programını tüm Türkiye ve biz ilgiyle seyrediyoruz. Çok teşekkür ederim. Bugüne kadar pek çok problemi çözdünüz. Katilleri buldunuz. Pek çok aileleri birleştirdiniz. Kayıpları buldunuz. Yürekli, dürüst ve kamu niteliğinde programlar yaptığınız için sizi gerçekten bütün yüreğime tebrik ediyorum. Çok teşekkür ediyorum efendim. Sağ olun. Sizden duymak çok güzel. Teşekkür ederiz. Bugünkü programınızda da Afyon Kanalistan'da yaşanan çok üzücü bir olayı ve dramı gündeme taşıdınız. Talihsiz bir şekilde annesini korumak için babasını öldürmek zorunda kalan kızımızın dramını. Elbette böyle bir olayı tasvip etmiyoruz. Ancak üniversiteye gitme hayalleri kuran kızımızın hapishaneye girmek zorunda kalması bizi çok üzüyor. Bu üzücü bir durum ve bu üzücü bir husus. Onun için kızımıza sahip çıkacağım. Uzun yıllar babası tarafından annesi ve kendisi eziyet gören kızımızın annem için her şeye değer ifadesi, her şeye cevaptır diyorum. Ve kızımızın sonuna kadar yanında olduğumu ifade ediyorum. Size ve oradaki bulunan tüm izleyicilere saygılar ve sevgilerimi sunuyorum efendim. Çok teşekkür ediyorum Sayın Vekilim. Çok önemli çünkü onlar şu an kendilerini çok yalnız hissediyorlar. Siz ve sizler gibi kamuoyunun onların yanında olduğunu bilmek eminim iyi gelecektir. Yani hukuki anlamda da daha sonraki yaşamsal anlamda da çok desteğe ihtiyaçları var. Elbette. Elbette ve orada Afyon'daki avukat arkadaşımızla görüşeceğim. Telefon numaralarını zaten bıraktım oraya. Evet. Aileyle de görüşeceğim inşallah. Ne gerekiyorsa kızımızla ilgili hem kamu noktasında hem ihtiyaçlar noktasında gereken her şeyi efendim yerine getirmeye çalışacağız. Çok teşekkür ediyorum efendim. Sağ olun. İyi ki varsınız. Çok teşekkür ediyorum. Evet yani herkesi ne iş yaparsa yapsın, evet. Nerede olursa olsun herkesi gerçekten çok etkileyen bir konu. Hala da Twitter'da biz açmadık hashtag'i. Açan izleyicilerimize teşekkür ediyorum ama Müge Anlı hashtag'i altında. Bu aile içi şiddete, şiddetten çocukların da nasıl etkilendiğinin bu şekilde ortaya çıkması izleyicilerimizi çok etkilemiş ve bu hashtag altında değerli yorumlarını yapıyorlar. Çok güzel yorumlar okudum. Mesela bir izleyicimiz diyor ki üniversiteye gitmesi gereken bir çocuğun cezaevinde olmasının bu ülkeye ya da ona ne gibi bir faydası var? Ve herkes şu annem için değer lafının üzerinde duruyor. Ve birçok izleyicimiz biz de olsaydık aynı şeyi yapardık ailemizi evet. korumak için diye yorumlarını bırakıyor. Değerli sanatçı dostlarım. Onların da tabii çok sayıda takipçileri var. Onların yaptığı yorumlar için de çok teşekkür ediyorum. Verdikleri destek için teşekkür ediyorum. Önemli olan eğer cezalar, tabii ki her suçun bir cezası var ama cezanın da suç işleyen kişinin lehine yani onun hayatına da dokunur olması lazım. Onun da iyiliği için olması lazım. Ha suç makineleri var. Ben onu bilemem. O ayrı bir tartışma konusu. Onu uzmanlar çok ayrı değerlendiriyorlar. Doğuştan beyin yapısı, fizyoloji yapısı olsun. O ayrı bir şey. Bir suç makineleri var. Onlar için zaten bunu konuşmuyoruz. O olsun tutuklandı cezaevinde diyoruz. Hepimiz böyle içimiz bir rahatlıyor. Çünkü dışarıda i̇şte kalsa daha fazla kişiye zarar verecek. Baba bir suç makinesiydi. Ama baba burada suç makinesi. Babanın o dosyaları ne olacak? Yani baba da böyle evinde baba az önce dediğim gibi evine çoluğuna çocuğuna sahip çıkan bir adam olsa da böyle bir şey olsa. Şimdi ben yani ailenin de kızımıza destek vermesini istiyorum. Diliyorum. Yani bu genetik devam etmemeli yani. Biraz ya çocukla cezaevini ben yan yana getiremiyorum. Çocukla suç kavramını yan yana getiremiyorum. Çocuklar ıslah olabilirler, çocuklar iyi olabilirler, çocuklar gülmeli. Bakın benim kızım dediğim gibi dün tabii bizim evin de asli konusu bu olduğu için. Dün kızım başladı ağlamaya. Niye ağlıyorsun dedim. Dedi ki kendimi çok suçlu hissediyorum. Yani dedi hani ben ve benim arkadaşlarım böyle bir şey yaşamıyorlar. Ve bu çocuk hani onu yaşıyorlar anne. Ben kendimi çok suçlu hissediyorum. Ona dedim ki bunu diğer gençlere de örnek olsun diye söylüyorum. Senin burada kendini suçlayacağın bir şey yok. Ama gerekli gereksiz problem yarattığın konularda düşün bak bakalım insanların ne gibi dertleri sorunları var kızım.
Yani bundan sonra bir şey için üzüldüğünde, birine kızdığında, küstüğünde, öfkelendiğinde bu arkadaşını da gözünün önüne getir. Allah'ım sana şükürler olsun de. Gerçekten Rabbimize şükürler olsun. Ve çok sayıda izleyicimiz aramış. Bu görüntülerin, kızın röportajının tekrar yayınlanmasıyla ilgili, özellikle ismini vermiyorum. Kızımızın röportajının tekrar yayınlanmasını ve özellikle anne babaların, hani evde tartışan anne babaların bir de bu gözle bu açıklamaları dinlemesi adına hem sosyal medyadan hem de arayan izleyicilerimiz lütfen bir daha gösterin ve izleyelim demişler. Öyle mi? Girelim o bandına. Ondan evvel ya hafta bitmeden onu izleteceğim size ama hafta bitmeden aslında çok güzel görüntüler geldi ama bu hafta biliyorsunuz yani gelen itiraf böyle bir deli bir hafta yaşadık. İyi oldu yani suçlar cezaya girdikleri konular açıklandı falan oralarda çok mutlu oldum.